1 Nisan 2019, Maloy ve 3 arkadaşı kaçak avlanmak için yola çıkmıştı. Hedefleri ünlü Kruger Ulusal Parkı'nda gergedan avlamaktı. Kruger Ulusal Parkı 19.485 kilometrelik geniş bir alanı kaplar ve birçok vahşi hayvana ev sahipliği yapar. Yılda yaklaşık 1 milyon insan bu parkı ziyaret eder. Parkta büyük beşli olarak bilinen hayvanlar da dahil olmak üzere binlerce hayvan yaşar. Ancak ne yazık ki bu büyük doğal koruma alanı bile kaçak avcılık tehdidinden tamamen korunmuş değildir. Parkın kuzeyinden güneyine 354 kilometre, batıdan doğuya 64 kilometrelik alanı kaçak avcıların gizlice sızmasını mümkün kılar. Bazı yıllar devriyeler yüzlerce kaçak avcı yakalamıştır. Ancak bu tehlikelere rağmen kaçak avcılar geri dönmeye devam eder. Maloy de bu yola girmişti. Gergedan boynuzunun yüksek talep gördüğü uzak doğuda büyük bir ödeme almak onu bu suça sürüklemişti. Gergedan boynuzu kreatin içerir. Yani saçlarımızda ve tırnaklarımızda bulunan proteinle aynıdır. Ancak birçok insan boynuzun kanseri iyileştirebileceğine inanır. Talep olduğu sürece kaçak avcılık da devam edecektir. Ve bu talebin kısa vadede azalmayacağı açıkça görülmektedir. Maloy ve 3 arkadaşı Kruger Ulusal Parkı'nın sınırına doğru yürümeye başladılar. Gece vakti yola çıkmışlardı. Havada dolunay vardı. Ve ay ışığı sınırdaki çitlere gümüş gibi yansıyordu. 3 adam teli kesip sürünerek geçebilecekleri bir delik açtı. Giriş noktalarını bir taşla işaretledikten sonra rezervin içine doğru gittiler. Gece sessizdi. Uzun otların arasındaki çekirgelerin sesiyle yürüyorlardı. Duyuları en üst seviyedeydi. Gergedan izleri arıyorlardı. Bazen dışkı kokusu alır, bazen de hayvanların çiğneme veya düşük frekansta çıkardıkları sesleri duyarlardı. Kısa bir süre sonra Maloy yerde taze bir dışkı buldu. Bu kesinlikle bir gergedana aitti ve hala nemliydi. Bu gergedanın yakınlarında olduğunun işaretiydi. Üçü de fenerlerini yakarak izleri takip etmeye başladılar. Sessizce izleri sürüyorlardı. Grup olarak avlanma yöntemlerini iyi biliyorlardı. Biri gergedanı vuracak, diğeri boynuzunu kesecek, üçüncü kişi ise gözcülük yapacaktı. Yanlarında iki tane av tüfeği ve bol miktarda mühimmat vardı. Artık gergedanın yakınlarında olduklarını biliyorlardı. Av heyecanı içlerinde büyümüştü. Ay ışığı gölgeleri büyütüyor ve şekilleri yanıltıcı hale getiriyordu. O sırada bir gergedanın hırıltısını duyduklarında oldukları yerde donup kaldılar. Gergedan sadece birkaç adım ötedeydi. Gözlerini zorlayarak çalıların arasında gergedanın büyük gövdesini seçebildiler. Bu beyaz gergedan omuz hizasında 180 cm yüksekliğindeydi ve yaklaşık 1800 kg ağırlığındaydı. Gergedan başını eğmiş çimeni yavaşça çiğniyordu. O kadar yakındılar ki gergedanın otları koparıp çiğnediğini duyabiliyorlardı. Gergedanın boynuzu da en az kendisi kadar etkileyiciydi ve altından daha da değerliydi. Dişi gergedanların boynuzları 150 cm uzunluğa kadar çıkabiliyordu. Maloy tüfeğini kaldırdı ve nişan aldı. Dürbünden bakarken tetiği çektiği an kaçak avcılık devriyesinin onları hemen fark edeceğini biliyordu. Ancak Maloy tetiği çekmeden sağ taraftaki çalılıkların sadece birkaç metre ilerisinde duran büyük bir erkek filin varlığını fark etmişlerdi. Fil tehlikeyi sezmişti. Yüksek bir borazan sesiyle Maloy'e doğru hızla koşmaya başladı. Arkadaşları hemen kaçtı. Ancak Maloy filine odaklandığı için son anda onu fark etti. Fil Maloy'e çarparak onu havaya fırlattı. Maloy yere sert bir şekilde düştü. Gergedan ise hızla oradan uzaklaştı. Maloy'un 3 arkadaşı dev filin devasa ayağını onun üzerine bastırdığını dehşet içinde izlediler. Maloy kaburgaları 2 donlu kas, kemik ve fil dişi altında ezilirken acı içinde bağırıyordu. Kemiklerinin kırıldığını ve kaburgalarının çatırdadığını duyabiliyordu. Baskı arttıkça nefes alamamaya başladı ve o an sessizliğe büründü. Fil başını sallayıp kulaklarını çırptıktan sonra çalılara doğru hızlı uzaklaşmaya başladı. Maloy hiç kıpırdamıyordu. Arkadaşlar hemen onun yanına koştu. Nefes alıp vermesi zorlaşıyordu. Kısa ve sığ nefesler alıyordu. Akciğerlerinden hırıltılar geliyordu. Gözlerini kısa bir süre açtı. Ardından tekrar kapattı. Üç arkadaş onu aralarına alıp taşıyarak geldikleri yoldan geri dönmeye çalıştılar.
Ancak paniğin ve acil durumun etkisiyle yollarını kaybettiler. Daha sonra da şaşırıp yönlerini bulamaz hale geldiler ve sonunda Kruger Parkı'nın asfalt yollarından birine rastladılar. O yolların devriyeler tarafından kontrol edildiğini biliyorlardı ve o gece yakalanmaya niyetleri yoktu. Güneşin doğmasına az kalmıştı. Bu yüzden Maloy'i yolun kenarına bıraktılar ve parktan çıkmanın bir yolunu bulmak için kaçtılar. Ay ışığı Maloy'nin bedenini aydınlatıyordu. Nefes alışı yavaşlamıştı. Bilinci gidip geliyordu. Yaralı bir hayvan gibiydi ve Kruger Parkı'nda fırsatçı avcılarla dolu birçok yırtıcı vardı. Gözleri ay ışığında parlayan hayvanların arasında sırtlanların kahkahaları ve çakalların sesleri duyuluyordu. Ancak çalılıkların arasında başka bir şey hareket ediyordu. Bu daha büyük bir şeydi. O Maloy'e doğru yaklaşıyordu. Maloy sırt üstü acı içinde yatıyordu ve hareket edemiyordu. Ardından aniden çalıların arasından hızla bir aslan ona doğru koşmaya başladı. Birkaç saniye içinde onun üstüne atıldı. Sıcak, güçlü bir vücut onun üzerine çökmüştü ve keskin dişleriyle boğazını sıkmaya başladı. Ertesi gün arkadaşları Maloy'nin ailesini arayarak kötü haberi verdiler. Ailesi oğullarını eve getirebilmek için dua ederken bölge koruyucusu Don ile iletişime geçtiler. Don, genci bulmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi. Bir arama ekibi kuruldu. Korucular karadan, Kruger Parkı'nın hava kuvvetleri ise havadan arama çalışmalarına katıldı. Aramanın ilk gününde hava karardığında çalışmalar durduruldu ve ertesi sabah tekrar başlatıldı. Fil saldırısından 3 gün sonra sağdaki koruyucular Maloy'a ait olduğu düşünülen kalıntıları buldular. Kalıntılar parkın timsah köprüsü bölgesinde bulunmuştu. Yalnızca bir kafatası ve bir pantolon kalmıştı. Bir aslan sürüsü Maloy'nin bedenini tamamen yemişti. Kafatası tamamen temizlenmişti ve başka bir iz bulunamadı. Bu korkunç keşif ailesi ve arkadaşları için büyük bir yıkım olmuştu. Silahlar ve mermiler çalılıkların arasında bulunmuştu. Polis yaşları 26 ile 35 arasında değişen 3 arkadaşını tutukladı. Yasa dışı silah ve mühimmat bulundurma, kaçak avlanma ve izinsiz giriş suçlamalarıyla karşı karşıya kaldılar. Yalnızca Güney Afrika'da her yıl yüzlerce gergedan kaçak avcılar tarafından öldürülüyor. 2014 yılında 1215 gergedanın kaçak avcılar tarafından öldürüldüğü sıra dışı bir yıl olmuştu. Maloy gibi kaçak avcılar dünyanın en güzel hayvanlarının yok olmasına neden olabilecek potansiyele sahiptir. Bir grup aslanın birini canlı canlı yemesi bile onlar için kötü bir son gibi görünmüyor. İnsanlar canları pahasına bile bu masum hayvanları öldürmekten vazgeçmiyor. Bugünlük de bizden bu kadar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.